Üçüncü sınıf Türkçe dersi noktalama işaretleriyle ilgili kısa konu anlatımı ve ardından soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Tabii çok noktalama işaretimiz var. Önceki videolarda soru işaretini, iki nokta üst üsteyi, ünlem işaretini görmüştük. Burada nokta virgül ve kesme işaretiyle ilgili sorular karşımıza çıkacak. Kısaca bir değinelim sevgili öğrenciler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cümlemize nokta koyalım. Şimdi burada çocuk bakıyor ki cümlenin sonuna nokta konur. Bunu doğru yapıyor. İşte işaretlemiş. Tamam, güzel. İyi de defterine yazarken bunu niye yanlış yapıyorsun? Cümle bittiği zaman onun sonuna noktanı koy ve gelen cümlenin ilk harfini büyük harfle başlat. Buna alış lütfen. Buna alış. Nokta. Cümlenin sonuna noktayı kullanabilirsin. Bazı kısaltmalardan sonra nokta konulur. Sıra bildiren sayılar 1. 2. 5. diye yine bu sayılardan sonra noktayı getirebilir. Virgülün kullanıldığı yerler kısaca, tabii çok var ama işte 3. sınıf seviyesinde tutmaya çalışıyoruz. Eş görevli sözcüklerin arasına kullanabilirsin. İki cümleyi birleştirmek için kullanabilirsin. Biz buna sıralı cümleler de diyoruz. Eylemi yapan, varlığı belirten sözcük ya da sözcükten sonra getirilir. Yani bir cümlede eylemi yapan kişi, özne, onu belirtmek için o özneden sonra virgülü getirebilirsin diyor. Kesme işareti de özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılır diyor bize. Şimdi geldik bunlarla ilgili soru çözümlerine. Önce dur kendin çöz. Yaptığın doğru sayısını, yanlış sayısını burada bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Video sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer derslerden, konulardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorumuz. Yukarıdaki cümlede 1, 2, 3 numaralı yerlere hangi seçenekte verilen noktalama işareti getirilmelidir diyor bize. Bakalım hemen. Sevdiğim yemekler pırasa. Bak, pırasadan sonra bamya kelimesinin ilk harfinin küçükle başladığını görüyorum. Şimdi kesme işareti özel isim, pırasa özel bir isim mi? Yanına bir ek mi gelmiş ben bunu kesme işaretiyle ayırdım? Diyelim ki nokta dedin. İyi de noktadan sonra gelen kelimenin ilk harfinin büyük harfle başlaması gerekmiyor mu? O zaman bu nokta da değil. Eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılır. Sevdiğim yemekler pırasa, virgül, bamya, virgül, ıspanak, virgül, karnıyarık ve mantıdır. Bu arada V'nin olduğu yerde ya da ilenin olduğu yerde ya da bağlacın olduğu yerde virgül bulunmaz. Buraya virgül gelmesi gerekiyor. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Anıtkabir'i ziyaret etmek için Ankara'ya gideceğiz. Yukarıdaki cümlede noktalama yanlışlığı yapmamak için kaç adet kesme işareti kullanmalıyız diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Anıtkabir'i, bunu yazdın, Anıtkabir kelimenin kendisi, gelen oradaki i'yi belirtme durumu 2'dir. Bu arada çekim 2'dir bu arada, ayırman gerekiyor. Artı Ankara'ya derken yine bir özel isim var orada. Ankara dedin. Ankara'dan sonra gelen y ya'yı, çekim 2'ni, yönelme durumu 2'dir. Araya kaynaştırma harfi girmişti. Bunu da yine kesme işaretiyle ayırman gerekiyor. Toplamda 2 tane. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta getirilemez diyor bize. Bakalım. Kırtasiyeden 2 kalem 1 silgi almış. Ödevlerin hafta sonu neden yapmadın? İşim olduğu için bu hafta sizinle gelemeyeceğim. Kırtasiyeden 2 kalem 1 silgi almış. Tamamlanmış bir cümle. Koy noktayı. İşim olduğu için bu hafta sizinle gelemeyeceğim. Tamamlanmış cümle. Koy noktayı. Ödevlerini hafta sonu neden yapmadın? İşim vardı. Cevap verdim ben. Çünkü bana soru sorulmuş. Dolayısıyla sonra da soru işaretini getirmem gerekiyor. Cevabımız B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinden sonra virgül getirilmelidir diyor bize. Bakalım. Babam, annem ve kardeşim alışverişe gittiler. Şimdi bak sevgili öğrenciler, eş görevli sözcüklerle kastı nedir? Gittiler kelimesi burada yüklem olan kelime, cümleyi cümle yapan kelime gibi düşünebilirsin. Gittiler, giden kim? Sadece baba değil, sadece anne değil, kardeşi değil, üçü birden. Kim gitti? Babam, annem, kardeşim. O zaman bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü kelime. Hani aynı soruya bunlar cevabı geliyor. Kim gitti? Babam, annem, kardeşim. Ondan dolayı aynı soruya üç kelimelik bir cevap veriyorsam buradaki üç tane kelime eş görevli sözcüklerdir.
Hani diyoruz ya cümle işte virgülün bir görevi eş görevli sözcükleri ayırmak. O bundan kaynaklı işte. V'nin olduğu yerde kesinlikle virgül olmaz. Bak diyor ki altı çizili sözcüklerin hangisinden sonra babam, virgül, annem, V olmasaydı buraya da virgül koyarım. Ama burada V var. Demek ki birden sonra virgül getirilmelidir. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki cümlelerde doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfini yazdığımızda sıralama nasıl olur diyor bize. Bakalım hemen. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kesme işaretini kullanırsın. Doğru bir bilgidir. Sırayla dediği için B seçeneği yanlışla başlamış ya eve gitsin. Sözcükler hecelerini ayırken hecelerin aralarına virgül kullanılır. İbrahim Hoca. İbrahim. Him. Hecelerini ayırırken virgül kullanılmaz efendi. Kısa çizgi kullanılır. Yanlış dememiz lazım. Konuşma çizgisine uzun çizgi de denir. Kesinlikle doğru. Doğru, yanlış, doğru şeklinde sırası vardır bunun. Doğru cevabımız C seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 3. sınıf eğitim DVD setini görmektesiniz. İzlediğiniz video gibi binlerce videoyu burada İzleyebilirsiniz sevgili öğrencim. Ana DVD'miz burada. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi derslerine ait 417 adet ders videosu, 68 saatlik bir anlatım, binlerce soru çözümü. Diğerinde ek DVD bununla birlikte satılıyor. Fen, matematik, Türkçe, hayat bilgisi derslerine ait 312 adet ders videosu. Tabii en azı bunlar. Üstüne eklenmiştir yine sevgili öğrenciler. Ben sürekli video çeken biriyim. 48 saatlik bir anlatımdan bahsediyorum ek DVD'de. Bana ait olan internet adresi ilköğretimvideo.com. Gir buraya. Satın alacağın 3. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilir, siparişini verebilirsin. Bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? Bakalım hemen sevgili öğrencilerim. Buraya gel, otur, dinlen. Bak orada 3 tane cümle var, fark ettin mi? Buraya gel, bu bir cümledir. Otur, tek kelimelik bir cümledir. Emir veriyor. Dinlen, tek kelimelik bir cümledir. Sıralı cümleleri burada virgülle birbirinden ayırabilirsin. Doğrudur. Eledim A seçeneğini. Babam askerlik anılarını anlattı. Cümleyi cümle yapan kelimemiz anlattı. Buna sor bakalım kim anlattı? Babam. Bu cümlede işi yapan kişi babamdır. Bu işi yapan kelimeden sonra virgül kullanabilirsin. Doğrudur sevgili öğrencim. Çocuğun servisi bir tamlamadır sevgili öğrencim. Bunu 5. 6. sınıflarda göreceksiniz. Bu tamlamanın ard arda söylenmesi gerekiyor. Yani sen bunu okurken çocuğun servisi yine geç kaldı dersin. Orada virgülü bak virgül nedir? Yarım sesli olsa durmaktır değil mi? Çocuğun servisi yine geç kaldı. Oldu mu sence bu? Durunca oluyor mu? Bence olmuyor. O zaman orada virgül beni durdurmasın. Çocuğun servisi ikisini aynı anda bir arada söylemem, arda arda söylemem gerekiyor. Yanlış kullanılan B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır diyor bize. Bakalım hemen. Kenan'ı mahallede herkes tanır. Ben bunu biraz daha şöyle yürütmeye çalışayım. Kenan bir özel isim. Gelendeki burada kesme işaretiyle ayır tabii ki. İstanbul bir özel isim. Zaten bir ek gelmemiş ama ilimiz. Şimdi burada kesme işareti varsa o zaman buradaki cümlenin başını hani özel isim olarak düşüneceksin bunu. O zaman cümlenin başının büyükle başlaması gerekiyor. Hata var yani burada. Ki kaldı ki ilimiz kelimesi. Hani il, şehir. Bunlar özel isim değildir. O şehrin bir adı olursa Mersin, Ankara, Adana, Bursa vesaire o zaman olur ama bu durumda yanlış kullanılmıştır. Alnem Sultanahmet'i yine burada bir yer ismi özel isimdir S harfi büyük ve gelenek burada kesme işaretiyle ayrılmış. Herhangi bir hata yok. Doğru cevap B seçeneği. Ve bir diğer sorum özel isimlere gelen ekleri ayırmak için hangi noktalama işareti kullanılmalıdır diyor. Özel isimlere gelen bir bilgi sorusudur. Gelenekleri kesme işaretiyle ayırabilirsin. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümle sonundaki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Bakalım hemen.
Buraya yürüyerek geldik. Tamamlanmış bir cümle sonra nokta kullanılmış. Doğrudur. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Tamamlanmış bir cümle sonra nokta kullanılmış. Doğrudur. Neden her gün oraya uğruyorsun? Şundan şundan ötürü her gün oraya uğruyorum. Cevap verdim. Demek ki bana soru sorulmuş. Soru sorulmuşsa soru cümlesidir. Sonuna nokta değil, soru işaretinin gelmesi gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz, aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğer ikisinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor bize. Bakalım hemen. Yani farklı olanı bizden istiyor. Oraya beraber gidelim mi? Evet gidelim. Ya da hayır gitmeyelim. Cevap verdim. Soru sorulmuş. Soru işareti. Sen de benimle okula gel. Tamamlanmış bir cümle. Noktayı koydum. Bütün gün evde oturmuş. Tamamlanmış bir cümle. Noktayı koydum. Hangisi farklı? A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bu cümlede boş bırakılan yere hangi noktalama işareti getirilmelidir diyor bize. Bakalım hemen. Bu yaz Malatya'ya gideceğiz. Malatya'nın özel isim olduğunu, bir şehir adı olduğunu biliyorsun. Bilmesen de buradaki M harfi acaba niye büyük harfle başlamış? Oradan da aklına getir canım özel isim olduğunu. Ve özel isimlere gelenekler kesme işaretiyle ayrılırlar. Doğru cevabım A seçeneği. Dersimiz burada sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer dersleri takip etmek için, haberdar olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum.